8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahi uzmanı doçent doktor Alper Uçak. Alper hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür. İyi, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Aslında bizler iyiyiz ama kalp ve damarlar hastalıkları olan çok kişilerimiz var. Evet, onun evet. için bugün sizlerle güzel bir sohbet edeceğiz. Evet. Hocam, kapalı kalp ameliyatı nedir? Bu farklı bir kavram. Biraz bundan bahseder misiniz? Çeşitleri nelerdir? Hangi hastalara uyguluyorsunuz? Evet. Şimdi kapalı kalp ameliyatları son yıllarda çok revaçlı olan bir yöntem olup hastalar için çok konforlu bir tekniktir. Kapalı kalp ameliyatı önceden açık kalp ameliyatlarında ki hala da uygulanıyor, göğüs kafesi bütünüyle kesilmekteydi. Evet. Şimdi ise kapalı teknikte göğüs kafesini kesmeden bütünlüğünü koruyarak küçük kesilerle göğüs duvarının belli yerlerinden yapılan ve kalbe ulaşılarak bunun tedavisi planlanan ameliyatlara kapalı teknikte kalp ameliyatları diyoruz. Kapalı kalp ameliyatları farklı bölgelerden kalp hastanın tipine göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin sol meme altından koroner bypass ameliyatı yapılabilirken sağ meme altından mitral kapağın değişimi ya da tamir işlemi yapılabilmektedir. Benzer bir şekilde sağ koltuk altından yine mitral kapağın veya aort kapağın tamiri veya değişimi yapılabilirken sağ köprücük kemiği altından küçük kesilerle yine aort kapağının tamir ya da değişimi işlemi yapılabilmektedir. Tabii bu ameliyatları yaparken birkaç farklı metotlar olabilmektedir. Örneğin kimi zaman bu küçük kesilerden canlı gözle bu ameliyat yapılabilirken bazen video endoskopik dediğimiz kamera yardımıyla yapılabilir. Bazen robotik cerrahi şeklinde yapılabilir. Bazen de hibrit tedavi yöntemleri dediğimiz bir takım tedavi yöntemlerle de endovasküler yöntemlerle de bu tedaviler yapılabilmektedir. Hocam peki dediğimiz bypass yani buradan buraya açılıyordu eskiden göğüs. Şimdi yapılan kapalı ameliyatlarda süre kısaldı mı ameliyat süresi? Ya da hasta kişilerde kimlere yapılabiliyor? Hani ayrım var mı? Şimdi tabii ki kapalı teknikte küçük kesiyle bu ameliyatlar yapıldığı için kesinin büyüklüğü yaklaşık 8 santim en fazla 6-8 santim uzunluğundadır. Yani normal açık kalp ameliyatları 25 santim uzunluğundayken evet. bunlar meme altından 6-8 veya koltuk altından 6-8 santim uzunluğunda yapılabildiği için ve bir takım boyundan ya da kasıktan destekleyici bir takım cihazlarla bu ameliyatı gerçekleştirdiğimiz için dar alanda da biraz çalışıldığı için normal açık kalp ameliyatlarına göre bazıları daha uzun sürebilmektedir. Saat olarak, ameliyat süresi olarak uzun sürüyor. Şöyle söyleyeyim, tabii ki mesela koroner bypass için konuşursak damar sayısı da önemli. Mesela 2 damar evet. var, bir de 5 damar var. Bir kere bu damar sayısından dolayı da ameliyat süresi uzayabilmektedir. Ama normal bir 4 damar açıkla 4 damar kapalı arasındaki süre farkı ne kadar diye sorarsak yaklaşık bir 2 saat kapalı tekniğe eklemek daha sağlıklı bir cevap olur. Ama sanki dediklerinizden hasta daha kapalı ameliyatlarda daha kısa sürede sosyal yaşamına dönebiliyor mu? Tabii ki. Şimdi ameliyatın kendisi uzun sürmekle birlikte yapılan kesi ufak, solunum fonksiyonları korunmuş, göğüs kafesinin bütünlüğü korunduğu için bunlar normal yaşam sürecine dönmeyi daha da hızlandırıyor. Hocam peki bu işlemde nasıl yapılır soracağım ama bunu sormadan önce hani kaburga kemiklerinin arasından mı giriyorsunuz yoksa kaburganın altından mı ilerliyorsunuz? Şimdi tabii ki burada bizim standart açık kalp ameliyatında sternum dediğimiz iman tahtası kemiği bütünüyle kesilmektedir. Tabii. Aslında bu bizim normal yaşamda tüm vücudumuzun kuvvet tatbik noktası dediğimiz enerjinin bütünlüğüyle aktarıldığı kısımdır. Biz burayı korumakla hastanın normal yaşama dönme sürecini daha da hızlandırabiliyoruz. O maksatla burayı koruyarak kaburgaların arasından kaburgaları kesmeden arasından kasların cilt cilt altı ve kasların arasından ilerleyerek kalbe ulaşıyoruz. Yani onları böyle açıyorsunuz. Açıyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra işte kalp zarı vesaire kalbe ulaşabiliyoruz. Bunu hangi hastalıklarda uygulayabiliriz? Örneğin hanımefendi sormuştu. Evet. Koroner kalp hastalıklarında, aort ve mitral kapak hastalıklarının tamiri ya da değişiminde, bazı kalpte delik dediğimiz doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde ya da bazı kalp içi tümörlerinin çıkarılması ameliyatlarında
kullanabiliyoruz. Peki bu yöntemde açık kalp cerrahisi kadar güvenli midir? Tabii ki güvenlidir. Şöyle ki, tabii ki bu güvenin oluşması için cerrahi ekibin yeterince tecrübe ve cerrahi olgunluğa erişmesi gerekmektedir. Bununla ilgili de bir özel eğitim alması gerekmektedir. Şöyle ki, standart çok iyi bir açık kalp yapan bir ekibin kapalı teknikle ameliyat yapabilmesi için yine bir özel eğitim alması gerekiyordu. Çünkü burada enstrümanlar, bir takım özel yöntemler ve cihaz ve alet edevatlar değişebilmektedir. Bu maksatla bunun rutin, güvenilir, etkin bir şekilde sağlanabilmesi için cerrahi olgunluğa ulaşmış tecrübeli bir ekip ile bu iş güvenli olabilir. Hocam peki açık kalp ameliyatları yapılmadan önce de bu kapalı kalp ameliyatları yapılıyor muydu? Ya işte tabii ki çok yani tarihsel gelişimini merak ettim. Tarihsel gelişimde çok izole vakalarda, daha basit tip hastalıklarda bu kapalı teknikler uygulanabiliyorlardı. Ama mesela rutinde tüm her hastalığa uygulanamıyordu. Örneğin mesela tek damar bypass'ta yapılabiliyordu ama şimdi çok damar bypass'ta da yapılabiliyor. Örneğin tek kapak tamirinde yapılabiliyordu ama şimdi birden fazla kapak tamirinde de yapılabiliyor gibi. Artık biraz daha çember genişledi. Endüstriyel teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu cerrahi tedavideki olgunluk ve tecrübenin artmasıyla birlikte bu daha yaygın ve uygulanabilir hale geldi. Peki Alper Hocam, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki avantajları, dezavantajları bu kapalı kalp ameliyatından, bundan da bahsedebilir misiniz? Riski var mı? Tabii ki. Şimdi tabii bu her ameliyatta risk vardır. Dediğim gibi cerrahi ekibin güvenilir olması ve bu konuda eğitim almış merkezlerde yapılması güven konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmaz. Onun haricinde avantaj meselesine girince çok avantajlıdır. Için. Özellikle yaşlı hastalarda. Şimdi normal standart açık kalp ameliyatlarında göğüs kafesini, iman tahtası dediğimiz kemiği bütünüyle kestiğimiz için... Şöyle aşağı göbeğe kadar kesiliyordu tabii, hocam. Yani benim babam da olduğu için biliyorum. Tabii yaklaşık 7-8 santim üstünden boynumuzun altına kadar yapılan bir kesidir. Bu kesinin altındaki iman tahtası dediğimiz kemik bizim bütünlüğümüzü oluşturan bir kemiktir. Tabii ki biz normal açık kalplerde bunu tel dikişlerle kapatıyoruz ama buranın stabil olması, yara olmaması ve ağrısız olması ameliyat sonrası bir, ameliyatta kullanılan kan miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. İki, ameliyat sonrası yara iyileşmesi ve ağrı gibi şikayetleri azaltmaktadır. Üç, göğüs ön kafesi kemiği bütünüyle korunduğundan dolayı solunum fonksiyonları, ameliyat sonrası solunum fonksiyonları daha rahat ve güvenilir bir şekilde olmaktadır. Beşincisi, özellikle yaşlı ve bayan hastalarda osteoporoz dediğimiz kemik erimesi hastalığı fazla olduğu için açık kalp ameliyatlarında bunların iyileşme süreci biraz daha zor ve sıkıntılı olabileceğinden dolayı kapalı kalp ameliyatları tekniği bunlarda daha tercih edilebilen estetik bir görüntüde nedendir. De hocam biraz tabii ki var aslında bence. En önemli vurgusu sayın hocamız da burada ama kozmetik ve bu kozmetiğin psikolojik altta oluşturduğu bir takım problemler de var. Birçok insan da aslında o maksatla da sadece olmak kadınlardaki istiyor. Görüntü değil, erkeklerde de çok hoş bir görüntü değil hocam. Tabii ki. Mesela örnek koltuk altından, sağ koltuk altından yapılan bir mitral kapak replasmanı hasta sağ kolunu kaldırmadığı müddetçe kolaylıkla o iz görülmemektedir. Hocam izden ziyade hastanın normal yaşama dönüş hızı aslında burada tabii çok önemli. Tabii ki ona da çok önem veriyoruz. Şöyle ki mesela açık kalp ameliyatıyla kıyasladığımız zaman kapalı teknikle ameliyat olan hastamız çok kısa sürede araç kullanabilmekte, yüzebilmekte, ağır yük taşıyabilmekte, daha doğrusu temel olarak biyoritme yakalama açısından yan yatabilmekte, yüzüstü yatabilmekte vesaire gibi şeyler bizim ameliyat sonrası da konfor açısından çok önemli. Hocam şöyle bir kıyaslama getirecek olursak, yani karşılaştırmayı ben çok seviyorum. Açık kalp cerrahisi sonrası hasta kaç gün hastanede kalır? Kapalıdan sonra kaç gün kalır? Mesela çok güzel bir soru. Açık kalp ameliyatında genelde 2 gün yoğun bakım artı 4-5 gün klinikte kalır. Yani ortalama 7 gün. 7 gün gibi kalır. Kapalı kalp ameliyatında ise 1 gün yoğun bakım, 3 gün klinik, 4 günde taburcu edilir. Olağan dışı bir şey yaşanmazsa, solunum fonksiyonları, böbrek fonksiyonları veya nörolojik fonksiyonlar stabilse 4 gün içerisinde hastamız taburcu edilir. Mesela spor yapma olarak diyelim. Çünkü bunlar hepsi bir iyileşme kriteri. Mesela ne zaman banyo yapabilir? Mesela açık kalp cerrahisinde kaç gün sonra, kapalıda kaç gün sonra? Spor
Açıkta kaç gün sonra, kapalıda kaç gün sonra gibi birkaç gün söyle, örnek verirseniz. Tabii ki kalp damar hastalıkları, önemli hastalıklar olduğu için çok ağır ve ciddi sporlara evet, bir an evvel girmek çok da iyi bir şey değildir. Ama normal işe yaşama dönme süreci, diyelim ki açık kalp ameliyatından 2-3 aysa, kapalı kalp ameliyatında 3-4 hafta içerisinde oluşabilmektedir. Bu da işte ağrılar, yara iyileşmesi. Yani örnek olarak söyleyeyim, açık kalpte bağcını bağlamak bile zor iken kapalı evet, teknikte bağcını bağlayabilir. Ve ameliyat sonrası kolu, çünkü her iki kol sternum dediğimiz iman tahtasında evet, gerilim kuvvetleri ve biraz yüksekteki bir bardağı almak bile bazen çok güç olabiliyor. Biraz da hassasiyet, psikolojik olarak ay ağrıyor gibi nedenlerden dolayı kapalı teknikler daha rahat ve hasta için konforlu bir sürece sokabilmekte. Komplikasyonlarının, risklerinin hepsinin komplikasyonlar ve riskler açıkla kapalı arasında hemen hemen benzerdir. Yani böbrek yetmezliği, örnek akciğerle ilgili problemler, yani işte akciğerin delinmesi veya işte felç, hepsi aşağı yukarı beraberdir. Yani risk olarak birbirine olumsuz yönde bir üstünlüğü yoktur. Tabii ki mesela bizim herkesi mi yapabiliriz? Tabii ki bizi kısıtlayan bir takım nedenler var. Örnek olarak söylemek gerekirse mesela yaş olarak 10 yaşın altında kullanacağımız enstrümanlar veya 25 kilonun altındaki bireylerde bu enstrümanlar kullanımı çok sağlıklı olamayacağını dolayı bunlara pek kapalı tekniği uygulayamıyoruz. Bununla birlikte daha önce akciğerle ilgili çok ciddi bir ameliyat geçirmiş veya zatürre ve tüberküloz gibi akciğer zarını önemli ölçüde kalınlaştıran bir takım hastalıklara hastamız maruz kaldıysa, çünkü biz kaburgaları keserek akciğerin kenarından kalbe ulaştığımız için bu tür durumlarda kalbe ulaşmak biraz zor olacağı için bu tür hasta gruplarımızda kapalı teknikleri pek tercih etmiyoruz. Hocam vermiş olduğunuz güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Alper Uçak idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.